Yeni kitabınızda sıfır mucize başlığı altındaki konu üzerinde peygamberlere mucize verilmedi mi? Orada bu değil ki işlenen, peygamberimize verilen mucizeden bahsediliyor orada. Peygamberimize verilen mucize Kur'an. Kur'an dışında peygamberimize bir mucize verilmediğini Kur'an'ın kendisi haykırmaktadır. İsra suresi 59. ayeti açıp okuduğunuzda neden peygamberimize mucize verilmediğini de açıkça söylüyor. Zira önceki kavimlere mucize verildiği halde hiçbir şey değişmedi diyor. Yine Ankebut suresinin 51. ayetini açtığınızda bizim bu kitabı göndermiş olmamız onlara mucize olarak yetmedi diyor. Bu mucize kelimesi de garip bir kelime. Bu mucize kelimesi İslam kültürüne Peygamberimizin vefatından 300 sene sonra girdi. Kur'an'da zaten yok. Hiç yok. Ne var peki Kur'an'da? Biz şimdi mucize mucize diyoruz ya, Kur'an'da ayet var. Peki o zaman eğer biz ayete mucize anlamı veriyorsak Kur'an'da güneşe de ayet deniyor, aya da ayet deniyor, yere de ayet deniyor, göğe de ayet deniyor, insana da ayet deniyor, hayvana da ayet deniyor, Kur'an'ın bilimlerine de ayet deniyor. Bunları niye hep mucize olarak çeviriyoruz? Dürüst olalım. Güneş mucizesi, ay mucizesi, yer mucizesi, gök mucizesi, o zaman bundan öyle söyleyelim. Ve her bir ayetinde mucize olduğunu söyleyelim. Yoksa bu nevzuhur kelime üzerinden konuştuğumuzda sadece zihnimiz bozulmuyor, inancımız da bozulmuyor. Zira bu kelime ehli kitap kültüründen ithal. Anlatabiliyor muyum? Miraklı, ithal. Dolayısıyla bu kelime sıkı durur. 9 hadis kitabının hiçbirinde bir tek mucize kelimesi bulamazsınız. Bukhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud 9'unda bir tane bulamazsınız. Yani daha yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şu Müslümanları bir imtihana tabi edin. Müslümanları bırakın, imamları bir imtihana tabi edin. Onları da bırakın, müftüleri imtihana tabi edin. Onları da bırakıp ilahiyat hocalarını imkana davet ediyor. Deyin ki mucize Kur'ani bir kelime. Alacağınız cevap küçük dilinizi yutturacaktır. Dolayısıyla düşünün, kelimeleriniz eğer siz kendi kelimelerinizi, kendi kavramlarınızla düşünmüyorsanız, ödünç kavramlarla düşünüyorsanız, size o kavramı ödünç veren kültür zihninizi esir alır. Şurada şunu söylememe müsaade eder misiniz? İsrailiyat kültüründen aldık biz bunu. Tam da Aksa'nın tepelendiği günlerdeyiz. Kudüs acısının içimize yeniden oturduğu günlerdeyiz. Şu cümlemi söylememe izin verin. İsrailiyatla mücadele edemeyenler İsrail'le mücadele edemez. Eğer bu ümmetin kafası ve kalbi İsrailiyatla dolu ise İsrail'i yeryüzünden silmenizin hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Neden bunu söylüyorum? İsim konuşuyorum. Hayır. Size bir soru sorayım. Allah Resulü 23 yıllık nübüvvetinde şirkle mi başladı mücadeleye, müşriklerle mi mücadele var? Kimle savaştı? 13 yıl müşriklerle savaştığını hiç duydunuz mu? Bir tek müşriye taş attırdığını duydunuz mu? Onlar canlarına kastetmelerine rağmen elini kaldıran bir mümin duydunuz mu? Ya. Peki, ama savaş, şirkle savaşın bir gün olmadığını duydunuz mu? Hayır. Kur'an inmeye başladı, şirkle savaş başladı. O zaman şirkle savaşmıyorsanız müşrikle savaşamazsınız. Tekrar ediyorum. İsrail'e düşman olup da İsrailiyata dost olanlar İki yüzlülük yapmaktan başka bir şey yapmıyor.
Önce İsrailiyata düşman olun, samimiyetinize inanın. İsrailiyatın müşterisi olacaksınız, hatta satıcısı olacaksınız, İsrail'e karşı olduğunuzu söyleyin.